Merhaba arkadaşlar. Bu akşam C++ derslerinin üçüncüsünü yapmaya başlayacağız. Bu dersimizde if-else yapısını ve switch case yapısını anlatmaya başlayacağım. If-else karar mekanizması olarak geçer. Switch case ise seçenek mekanizması olarak geçer genelde. Yani mesela bir durum var. Bir duruma karşı 5 tane ihtimaliniz varsa switch case'i kullanırsınız. Ama karşılaştırmalı bir durum varsa, yani birbirine bağlı bir durum varsa if else, else if else yapısını kullanırsınız. Ben if else ve switch case için soru bulmaya çalıştım internetten, örnek sorular. Burada topladım 7 tane, internette aradım. Bunları teker teker C++ projesi olarak çözeceğiz. Birinci örneğimizde şunu diyor. Klavyeden öğrencinin 2 adet not bilgisi girildikten sonra ortalama 50 ve üzerinde ise ekrana geçti, değilse kaldı yazsın diyor. Yeni bir proje açalım. Projemizin ismi örnek bir olsun. Örnek bir. Source main.cpp geldik. Şimdi kaç tane girdiğimiz var? Kaç tane çıktığımız var, onları hesaplayalım önce. Klavyeden öğrencinin 2 adet not bilgisi. 2 adet not bilgisi olduğuna göre, not bilgisinde tam sayı değişkeni olduğuna göre 2 tane integer tipinde değişkenimiz olacaktı. Int not 1. Not 1 tanımlıymış. Not 1 diyelim. Not 2 diyelim. Sonra bunları, eğer ortalama 50 ve üzerindeyse ekrana geçti, değilse kaldı yazacak. Yani bunları kullanıcının girmesi lazım. Siyahlıkla kullanıcıyı bilgilendirelim. Not 1'i girin diyelim. Karşılaşan ne? Alt satıra geçsin. Endline'ı kullanmamıza gerek yok. Sin. Not 1 yazdık. Satırı. Şimdi kullanıcı birinci notu girdi. İkinci notu da girecek. Cout. Yine kullanıcı bilgilendirelim. Not 2 girmez diyelim. Endline'den geçelim. Sonra alt satıra. Sin. Not 2. Daha sonra bizden ne istiyordu? Eğer ortalama 50'den büyükse, yani ortalamayı da tutmamız gerekiyor. Ortalama diye bir değişken oluşturalım. Ortalama eşittir. İki sayının ortalaması ne olur? Aritmetik ortalaması olur. O da a artı b bölü 2. Yani ya da buradan note 1 artı note 2 bölü 2 yapacağız. Parantez için aldım. İşlem önceliği bundan dolayı böyle daha sağlamdır. İşte bu şu an ortalamayı tutuyor. Ortalama 50 veya üzerindeyse. Yani burada neyi kullanmamızı istiyor aslında? If else yapısını kullanmamızı istiyor. If ortalama büyük 50 ise ne yazacak? Geçti yazacak. Cout öğrenci dersi geçti diyelim. Değilse kaldı. Kaldı yazın diyor. Bunu iki yolla yapabiliriz. Direkt else deriz. Cout. Tek satır olduğu için. Cout. Öğrenci dersten kaldı diyelim. Tek satır dedim şu. Mesela burada if'in içinde yapmamızı istediğimiz şeyler var ya, işlemler. Her biri bir satır. Burada bir satır olduğu için bunu kullanmamıza aslında gerek yoktu. Yani köşeli parantezi açıp kapatmamıza gerek yoktu. Ama bir satırdan fazla olsa köşeli parantezi açıp kapatmamız lazım. Ama şöyle bir şey kurabilirsiniz. If else'in içinde böyle köşeli parantezi alırsın, tek satır olursa sorun olur mu diyeceksiniz. Yok, sorun olmaz, fark etmez. Tek satırsa kullanabilirsiniz de kullanamıyorsunuz. Sırrı de. Else'de
Daha aynı durum söz konusu. Felsefeyi böyle kapatabiliriz. Birinci örneğimiz böyleydi bakalım. Çıktı doğru mu? Önce not girelim. 40 girelim. İkinci not 75 girelim. Evet, öğrenci dersi geçti dedi. Çünkü 115 bölü 2 oradan 57,5 gelir. 57,5'ta dersi geçmiştir. Çünkü 50'nin üstüydü. Ve derse kalması için gelelim. 2 tane 40 gelelim. 40. Öğrenci dersten kaldı dedi. Programda sorun yok. Birinci örneği yaptık. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Bir üniversitede öğrencilerin ortalamaları 50 ve üzerinde ise dersten başarılı sayılmaktadır. Öğrencinin vize notu ortalama %40. Final notu %60 etki ettiği bildiğine göre öğrencilerin ders başarı durumlarını hesaplayan programı yap. Yani öğrenci aslında ne girecek? Bir vizeye girecek, bir de finale girecek, bir de ortalamayı tutacağız. Yani bizim kaç tane değişkene ihtiyacımız var? 3 tane. Örnek 2 olsun bu. Örnek 2 projemizin adı. İnt vize, İnt final, ortalama. Şimdi kullanıcı önce vizeyle finale girsin. Siyah vize notunuzu giriniz. Final değişkeni tanımlamış. Final notu olsun bu o zaman. Sıkıntı olabilir ondan dolayı ben yeşil olmasından yana değilim. Notunu giriniz. Sin. Vize notu. Siyahut. Final notunu yeriniz. Sin. Final notu. Burada önce kullanıcıyı bilgilendirdik. Sin ile de kullanıcının vize notu değişkeni için girdiği sağladık. Sonra siyahut final notunu giriniz dedik. Bilgilendirdi kullanıcı. Sin'le de sayı final notu değişkenini alırdık. Şimdi ortalamayı tutmamız gerekiyor. Ortalama neydi? Vize ile final. Vizenin %40'ı. Vize notu çarpı %40. Yani bunu şöyle kullanabiliriz. 0,4 diye alabiliriz. Artı final notu çarpı 0,6 diyebiliriz. Şimdi ortalamayı da böyle tuttuk. If yapısı kullanacağız. If ortalama büyük 50 ise kullanıcı yani öğrenci başarılı dersten başarılı diyorum. Siyah öğrenci derste başarılı diyelim. As yine köşeli parantezimizi açıp kapatalım. Yani öyle alışsanız daha iyi olur. Siyah. Öğrenci. Derste başarısız. Şimdi bize notunu 40 girelim. Final notunu 50 girelim. Öğrenci derste başarısız dedi. Neden dedi? Vizenin %40'ı, 40'ın %40'ı, 16 finalin %60'ı 34'dan geldi. 16, 40, 16, 30 da 46, 40, 46 bizim skalamıza göre zaten dersten geçmiş sayılmaz. 57 çünkü geçme notu. İki, bu sefer geçen bir not yazalım. 50 yazalım. 60 yazalım. Öğrenci derste başarılı dedi. Niye dedi? Vize notu %40'ı yine 20. Final notu %60'ı 36, 56, 56'dan kullanan öğrenci başarılı dersten ve ondan dolayı buraya girdi. Burada if else'de şöyle bir şey var. Mesela kullanıcı buradan girdi de ortalama 56 if'e bakıyor. If sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Onun için buraya girdi. Eğer mesela ortalama değişkeni burada 36 gelseydi. Ortalama 36, 36 50'den büyük mü küçük mü? Küçük. Ama burada büyük dediği için else kısmına giriyor. Ondan dolayı else'e girdi ve program bitti. Şimdi diğer örneğe bakalım. Örnek 3. Belirlenen kullanıcı adı ve şifre doğru girildiğinde giriş başarılı,
yanlış girildiğinde girdiğiniz kullanıcı adı ve şifre hatalı veren console programı yapabilir. Örnek 3. Şimdi bizim bir string kullanıcı adı değişkenimiz olsun. Kullanıcı adı değişkeninde de string olduğu için çift tırnak içinde değer atayabiliyorum. Yani içinde teksti verebiliyorum. Deneme olsun kullanıcı adı. String sifre olsun. Sifreye de 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Sonra kullanıcı bu sefer girsin. Bu bizim belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifre. Bir de kullanıcı kendisi girsin. Bakalım doğru mu değil mi diye kontrol edeceğim. Burayı silelim önce. Siyahut kontrol etmek istediğiniz ya da direkt kullanıcı adını giriniz diyelim. Scene. Burada değişken oluşturalım onun için. String k adı olsun. Diğeri de string k sifre olsun. Scene k adı. Cout şifre yerine diyelim. Scene k sifre diyelim. Daha sonra kontrolü yapacağız. Neye göre yapacağız? Burada yazıyordu. Kullanıcı adı. Hem kullanıcı adı hem şifre doğruysa girilenle benim belirlediğim tutuyorsa giriş başarılı. Değilse başarısız. Yani bizden şunu istiyor. If yapısını kullanmamızı istediğinde if ne olması lazım bu sefer? Kullanıcı adı değişkenimiz neydi? Kullanıcı adıydı. If kullanıcı adı eşit eşit k adı. Burada k adı değişkeninde giriyoruz. Ve kullanırken de bu and operatörünü kullanacağız. Yani hem birinci durum hem ikinci durum. İkinci durum ne? Sifre burada k adı eşit kullanıcı adı ise ve k sifre eşit şifre ise giriş başarılı olacak. Dikkat ederseniz burada kullanıcı k adı eşit kullanmadık. Eşit kullanmadık. If'in içinde eşit kullanılır. Ya da eşit değil. Yani eşit ünlem kullanılır. Yani tek eşittir kullanırsanız if'in içinde hata alırsınız. Bundan dolayı if'in içinde bir eşitleme kontrolü yapıyorsanız iki tane eşittir kullanmanız gerekiyor. Cout ne diyecek? Giriş başarılı diyecek. Else durumunda ise başarısız diyecek. Çünkü bu istenen durum sağlanmadığı için direkt başarısız demesi lazım. Giriş başarısız. Evet, şimdi deneyelim. Şimdi kullanıcı adımız deneme olsun. Şifremiz 1, 2, 3 olsun. Giriş başarısız çünkü bizim şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Kullanıcı adımız 1, 2, 3 denemeydi ama şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak girmediğimiz için hatalı. Bundan dolayı giriş başarısız dedi. Yani burada if'in için çok önemli. Burada kullanıcı adı k sifre ile k sifre eşit olmalı. Yani ikisi de birbirini sağlamalı. Şimdi doğru olarak girelim. Deneme girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Giriş başarılı dedi. Çünkü hem kullanıcı adı değişkeni bizim belirlediğimiz string değişkeni eşit. Hem de şifre değişkenimiz bizim belirlediğimiz string değeri eşit. Şimdi örnek 4 klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu gösteren program. Projeyi kapatalım. Örnek 4 yapalım. Tek çifti iki yolla yapacağım.
Yani if'in içini iki yolda değiştireceğim. Daha kısa kullanabilirsiniz if'in içini böyle sorulardan. Int sayı girecek kullanıcı. Siyah sayı girmez diyelim. Siyah sayı. Evet, şimdi soruya bakalım yine. Klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu gösteren program. Şimdi ne yapmamız lazım? Tek mi çift mi ne kontrol edeceğiz? Tek mi çift mi mod özelliğini kullanarak kontrol edeceğiz. Yani mesela bizim buraya şunu yazmamız lazım. Sayı mod 2. Sayı mod 2 ise eşit eşit 1 ise ne olur? Sayı mod 2. Mesela kullanıcı 5 girdi. 5 mod 2 kaçtır? 2, 5'i 2'ye bölersiniz. Sonra yine 2'ye bölersiniz. Kalan 1 olur. Kalanı yani. Yani en sondaki kalan. Kalan 1 mi? 1. Bundan dolayı tek mi? Tek. Tek sayı 5. Ondan dolayı tek sayı yazayım. Yani burası eğer eşit eşit 1 olursa tek olur. Eşit eşit 0 olursa çift olur. Şimdi bunu bir böyle yazalım. Bir de bunu yaz. Şimdi buraya ne yazacağız? Cout girdiğiniz sayı tek sayıdır diyelim. If kullanın. Else if şey anlatmadım. Else if'in farkı şu. If'in içine girer önce. Eğer if'in içi doğru değilse else if'e bakar. Else if'in içi de diyelim ki doğru değil. Altta else var. Else'yi geçer bu sefer. Yani teker teker kontrol eder. Önce ilk daha kontrol eder. Şimdi burası ne olacak? Sayı mod 2 eşit eşit 0 ise siyah girdiğiniz sayı çift sayıdır. Şimdi deneyelim. Sayı giriniz dedi. 7 girdim. Girdiğiniz sayı tek sayıdır. Evet, 7 tek sayıdır. Mod 2. 7 mod 2 1'dir. Bir de çift sayı girelim. 8 mod 8 girdim. 8 mod 2 0'dır. Bundan dolayı çift sayıdır. Şimdi de bunu şöyle değiştirebiliriz. If'in içi her zaman true döndürür. Yani 1 döndürür. Ondan dolayı burada eşit eşit 1 diye yazmamıza gerek yok. Sayı mod 2 eşit eşit 1 yazmamıza gerek yok. Bir de eğer bu if'in içi 1 döndürüyorsa burayı ben silersem burayı paranteze alırım. Buranın da değilini alırsam burası da 0 olur. Çünkü 1'in değili 0 olur. Eğer yani else if 0'sa siyahut girdiğiniz sayı çift sayıdır. Yani true hariç her şey yani true hariç buraya bakar. 0 gelirse sayı mod 2 eşit 0 gelirse yani ünlem böyle yaparsak buraya bir tane de parantez kapatırız. Eğer öyle olursa yani sayı mod 2 eşit 0'sa ya da böyle ise 0 yazar. Yani çift sayı olur. Şimdi bir de böyle deneyelim. Yine tek sayı girelim. 3 girdik. Girdiğiniz sayı tek sayıdır dedi. Şimdi çift girelim. 10 girelim. Girdiğiniz sayı çift sayıdır dedi. Yani böyle de yapabiliriz. Şimdi örnek. Bu örneği de yaptık. Klavyeden girilen sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu gösteren program. Bunu else yapısıyla yapalım. Şimdi bu örnek kaçtı? Örnek 5. Örnek 5. Source main.cpp. Şimdi tek mi çift yani negatif, pozitif bir de sıfır olduğunu gösterecek. Hangisi ise. Şimdi kaç giriş olacak? Bir tane giriş olacak. İn sayı olsun. Siyahut sayı girdirelim önce. Sayıya giriniz. Endline sin sayı. If sayı büyük sıfırsa ne olur? Pozitif olur değil mi? Ondan dolayı siyahut girdiğiniz sayı
pozitiftir. Else if kullanın. Else if sayı bir de negatif olabilir. Sayı bu sefer sayı sıfırdan ne olur? Küçük olur. Sayı küçük sıfırsa girdiğiniz sayı negatiftir. Else de kullanabiliriz burada direkt. Else see out girdiğiniz sayı sıfır. Çünkü hem negatif hem pozitif değilse bu sayı sıfırdır. Şimdi böyle deneyelim. Sayı girelim. 65, 64 girdim. Girdiğiniz sayı pozitif çünkü sıfırdan büyük. -23 girdim. -23 girdim. Sayı negatif dedi. Bir de 0 gireyim. Girdiğiniz sayı 0'dır dedi. Burada böyle de yapabiliriz. Ya da burada yine bir else if açarız. Else if sayı eşit eşit 0'sa. İki tane eşit 0'sa girdiğiniz sayı yine 0 diye de kullanabiliriz. 12 girdik. Girdiğimiz sayı pozitif. -2 girdik. Girdiğimiz sayı negatif. 0 girdik. Girdiğimiz sayı 0. Şimdi örnek 5'i de yaptık. Kullanıcıdan girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türü toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Bu işlemleri gösteren ekranı gösteren programı ekrana yazdım. Bunu hem if else ile çözeceğim hem switch case ile çözeceğim. Örnek 5 if diyelim. Kaç sayı gireceğiz? 2 sayı ve bunlar arasında toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapacak. Yani küçük bir hesap makinesi yapacağız. Şimdi 2 tane sayı dediği için int sayı 1, sayı 2. 2 tane değişken sayı 1 ve sayı 2 değişkenleri. Kullanıcı önce sayıları önce char tipinde bir değişken oluşturayım. Char seçim olsun. Ya da işlem olsun direkt. İşlem. Kullanıcı hem sayı 1 sayı 2 girecek hem de işleme girecek. Cout. Birinci sayı 20. Cout. İkinci sayı giriniz. Sin sayı 2. Bu sefer de kullanıcı işlemi girecek. Cout gireceğiniz işlemin gireceğiniz işlemi yazınız diyelim. Toplama artı çıkarma eksi bölme çarpma var bir de. Tamam. Böyle yapacağız bunu da. Kullanıcıyı bilgilendirdik. Şimdi kullanıcı bunlardan birini yazacak. Artı negatif. Artı eksi bölü de çarpı. Sin. Bu sefer işlemi girecek. İşlem değişkeni çarp tipindeydi. Ondan dolayı böyle değişkenleri kabul eder. Noktalama değişkenlerini. Şimdi if ile yapacağız. If işlem eşit eşit char tipinde olduğu için bu tek tırnaklar arasında kontrol edilir. Artıysa yani
toplama işlemi ise, yani buradan girilen değer, artı işareti ise, siyahut iki sayının toplamı eşittir a artı sayı 1 artı sayı 2. Else if işlem eşit eşit eksi ise bu sefer ne olacak? Siyahut iki sayının farkı sayı 1 eksi sayı 2. Else if işlem eşit eşit bölü ise siyahut iki sayının bölümü sayı 1 bölü sayı 2. Else if işlem eşit eşit çarpı ise siyahut iki sayının çarpımı sayı 1 çarpı sayı 2. Else, yani bunlardan hiçbirine girmem kullanıcı işlem değişkeni için. Siyahut tanımsız işlem girdiniz diyelim. Main fonksiyonunu çağıralım. Yani kullanıcı bir daha girsin. Yani bunların hepsini tekrar bir daha girsin diye main fonksiyonunu çağırdım. Şimdi başlatalım. Birinci sayı giriniz 12. İkinci sayı giriniz 23. Birden işlemi yazınız. Artı koydum. İki sayının toplamı 35. Ben en sonunda birinci sayı main'i çağırdığım için burasını da böyle kapatmadığım için main hep çalışıyor. Şimdi böyle bir sorun olmaz. Şimdi birinci sayı girelim. Küçük sayılar girelim. 3, ikinci sayı girelim. 4 girdik. Gireceğiniz işlemi yazdınız. Artı girdim. Sonucun kaç çıkması lazım? 7 çıkması lazım. 2 sayının toplamı 7 dedi. Şimdi çıkarmayı deneyelim. Yine 3 girelim. 4 girelim. Eksi girelim. 2 sayının farkı eksi 1 dedi. Şimdi çarpmayı deneyelim. 3 girelim. 4 girelim. Çarpmayı deneyeceğim. Çarpma koydum. 3 çarpı 4 12 doğru. Bölmeyi deneyelim. 3 girdik, 4 girdik, bölü koyuyoruz. Ve sonuç 0 çünkü 3 bölü 4 0. Bir de tanımsız işlem girelim. 3 girelim. 4 girelim, tanımsız bir şey girelim. Mesela parantez girelim. Parantez açıp girelim. Tanımsız işlem girdiğimiz birinci sayıya girmesi. Yani main tekrar çalıştı. Amacım oydu orada zaten. Ve eğer tanımsız işlem girince de main fonksiyonu çağırıyorum. Burada birinci sayımız diye soruyorum. Bu da böyleydi. If else'e göre yaparsak. Normal int değişken tutup 1, 2, 3, 4 de diyebilirdik. Toplam çıkar fark diye bunların her birine. Toplam için 1, fark için 2, çarpım için 3, bölüm için 4 gibi. Öyle de yapabilirdik. Böyle de yapabiliriz. Böyle daha mantıklı. Şimdi bunu switch case'e göre yapalım. Console application örnek 5 switch case diyelim. Main. Şimdi yine iki tane sayı vereceğiz. İlk sayı bir virgül. Yoksa var A virgül olsun. Siyahut. A, B. Bir de işlem vardı. Çağrı değişkeni yine. Çağrı işlem diyelim.
Siyahut birinci dinliyiz. Sin, A, Siyahut ikinci sayımız. Sin, B. Şimdi kullanıcı bir de işlem değişkenini girsin. Siyahut. İşlem seçeneğinizi yazarız diyelim. Yine aynı şey toplama için artı. Çıkarma için eksi, çarpma için çarpı, bölme için bölü işareti koyunuz, yazınız diyeyim. Enlay koyduk. Sin işlem değişkenine girdik. Evet, şu an işlem değişkeni tutuluyor. Yani buraya kadar geldiği için kodlama. Kullanıcı buraları girdikten sonra işlem değişkenine girdim. Ondan sonra switch'i başlatabiliriz. Switch işlem diyelim. Çünkü kontrol yani seçeneğimiz işlem olacak. Şimdi switch'imizi açtık. Onun da kendine ait köşeli parantezi var. Burada da değişkenimizi tanımladık. Şimdi case char tipinde girdiğimiz için işlem yazıyor zaten. Char işlem yazıyor. Ondan dolayı bunun tanımı yani değeri iki çift tek tırnak arasında char artı ise yani case artı ise iki nokta. Noktalı virgül değil iki nokta. Cout iki sayının toplamı eşittir. Küçük küçük koyduk. Sonra değişkenleri toplatacağız. A artı B. Sonra case ne olacak? Eksi. Eksi ise yine 2 nokta koyduk. Cout iki sayının farkı eşittir. A eksi B. Case bu sefer ne olsun? Çarpı olsun. Case çarpı. 2 nokta yine koyduk. Cout iki sayının çarpımı eşittir A çarpı B. Case bu sefer bölüm kaldı. Bölüm ise 2 nokta siyahut iki sayının bölümü. A bölü B. Bunu da yaptık. Ondan sonra default var switch'in içinde. İki noktayı kullandık yine. Siyah. Yani bunlardan hiçbirine girmediyse, kirislerin hiçbir işe yaramadıysa kullanıcı yanlış girmiştir. Yanlış işlem seçimi yaptınız. Şimdi bu kadar. Program. Evet. Şimdi deneyelim. Birinci sayı giriniz diyor. 6 girelim. İkinci sayı girelim. Giriniz diyor. 2 girelim. 2 girdik. İşleminizi işlem seçiminizi yapınız. İşareti koyunuz diyor. Artı koyalım. 8 çıkması lazım. 2 sayının toplamı artı. 2 sayının farkı 4. 2 sayının çarpımı 2. 2 sayının bölümü. Ha, break kullanmadığımız için. Case'den sonra. Buradan sonra break kullanmamız lazım. Yoksa bütün case'leri yapar. Break koyduk her yere. Her case'in sonuna. Buraya koyduk, buraya koyduk. Buraya koymadı. Buraya da break koyduk. Buraya da break koyduk. Default'a koymadık. Evet, şimdi deneyelim. Yine 6 ile 4'ü girelim. İşlem seçiminizi yapınız. Artı olsun. 2 sayının toplamı 10 dedi. 6 artı 4 10. Şimdi 6 girelim. 4 girelim. Fark işlemi yapalım.
2 tane farkı 2. Şimdi 6 girelim, 4 girelim. Bu sefer çarpım işlemi yapalım. 4 vermesi lazım, 24. Şimdi 6 girelim, 4 girelim. Bu sefer bölme işlemi yapalım. Bölü işaretine gireceğiz. 2 sayının bölümü 1. Şimdi burada neden 1 dedi? Şimdi ikisi de integer tipinde değişken ve kullanıcı bunları girdi. Şimdi integer değişkeni bölerseniz, iki tane tam sayı bölerseniz birbirine integer bir değer görürsünüz. Yani normalde 6 bölü 4, 1,5 ama bu integer tam sayı olduğu için virgüllü sayı sonucu vermiyor. Biz bunları double ya da float olarak tanımladıysak 1,5 olarak gördük. Ama burada integer tanımladığımız için 2 soru hata attı ve sadece 1 yazdı. Bu örnekte bu kadardı. Şimdi klavyeden iki ürünün fiyatı girildiğinde toplam fiyat 200 TL'den fazla ise ikinci üründen %25 indirim yaparak ödenecek tutarı gösteren uygulamayı yapalım. Yapalım. Şimdi close project dedik. Örnek 7 oldu. Örnek 5, 6. Biz onu öyle çözelim. Tamam. Örnek 7. Şimdi klavyeden 2 değer girecek ve toplamı 200'den fazla ise indirim kazanacak kullanıcı. Yani ikinci üründen %25 indirim kazanacak. Int birinci ürün, ikinci ürün, bir de toplam harcama. Toplam harcama. Şimdi birinci ürün siyah. Birinci ürün fiyatını giriniz. Fiyatını giriniz. Hemen koyduk. Sin. Birinci ürün. Siyah. İkinci ürünün fiyatını giriniz. Sin. İkinci ürün. Evet, şimdi ikisini de girdik. Toplam harcamayı da bu isim toplamı. Toplam harcama birinci ürün artı ikinci ürün. Böylece ve iki ürünün harcamasını toplamda tuttu. Şimdi if'te bunu kontrol edelim. If toplam harcama büyük 200 ise ne yapması lazım programın? İkinci ürünü fiyatını %25 azaltması lazım. Bunu nasıl yaparız? İkinci ürün eşittir. İkinci ürün çarpı, yok, ikinci ürün eksi ikinci ürün çarpı 0,25. Neden 25? %25 indirim yaparak diyor. 0,25 ile çarptı. Şimdi ikinci ürünü neye eşitledik? İkinci ürün eşittir. İkinci ürün eksi ikinci ürün çarpı 0,25. Yani burada diyelim ki kullanıcı burada 85 girdi. Bir de 150 girdi. Burada 150 girdi. Şimdi toplamı 235 oldu. Şimdi 150 burası. 150 eşit ne oldu burada? 150 eksi 150 çarpı 0,25, yani dörtte birini alıyoruz. 60, 90, ikinci ürün 90 oldu. Sonra toplamlayalım. Siyah top indirimli fiyat eşittir. Birinci ürün artı ikinci ürün. Çünkü biz burada ikinci ürünü zaten burada istediği gibi %25 indirim yaparak hesapladık. Else ise, yani bu toplam harcama 200'den büyük değilse zaten direkt indirimsizliğini yazabiliriz. Yani toplam harcamayı yazarız. Toplam harcama eşit.
toplam harcama indirimsiz fiyat da yazalım içine parantez içinde. Şimdi deneyelim programı. 70 neydi? 85 girelim. 150 girelim. Toplam indirimli fiyat 150. 85 artı 90, 197 milyon. İndirimli fiyat öyle çıktı. Şimdi 80 girelim. 150 girelim. 192 çıktı. Evet, burada azaltıyor. Ondan sonra 10'a dahil ediyor. İndirimli fiyata girdiği için. Şimdi 70 girelim. 40 girelim. Direkt 110 yazacak. İndirimsiz fiyat 110. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersimizde switch case ve ifrası yapısını anlattık. Dördüncü dersimizde döngüler, do while, do ve for döngüsünü anlatmaya devam edeceğim. İyi dersler, iyi geceler, kolay gelsin, iyi çalışmalar.